kirasını geçebiliyor. Tabii. Eskiden böyle bir şey mümkün değildi. Çok kıyaslanacak konumda değildi. Ya da diğer giderleri de arttı. Yani firmanın tüm giderleri artınca artık firma yetkilileri daha gelirleri minimize ederek nasıl çalışabiliriz, nasıl daha uygun maliyetlerle çalışabiliriz, bir şey satın almadan nasıl kullanabiliriz ve bizim son dönemde yaptığımız, özellikle 2023'te 2022'de yoğun başladığımız, hiçbir satmadan, müşteriye bir maliyet yükletmeden, sadece çok cüzi aylık ödemelerle firmaların bütün o server yapılarını, altyapılarını sanala almaya başladık. Yani her sene server yatırımı yaparlardı. O server yatırımının dışında her sene bir hizmet parası öderlerdi. Her ay bir hizmet parası öderlerdi. Bunların tamamı aslında ortadan kalktı. Çok komik ücretlerle bütün server'ı, yapısı, altyapısı sanala alındı. Ve sanala alınınca da iş biraz daha kolay hale geldi. Yani bir fatura kesecek, hemen cep telefonundan kesebiliyor. Ya da bilgisayarında bir sorun var, hiç beklemesine gerek yok. Direkt tabletinden, cep telefonundan ya da dışarıdaki herhangi bir bilgisayarından, notebook'undan işlemlerini götürebiliyor, bitirebiliyor. Bu da tabii o yaptığı yatırımların azalması, hani gidip her sene hem server hem masraf ve hizmetlere ödediği rakamlar ortadan kalkmış oluyor. Şu an müşterilerimizin büyük bir kısmı da buluta geçmeye başladı. Bu özellikle son dönemde biraz bu tür ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde veya ülkelerde şey de başlıyor. Bilgisayar hacklenmeleri başlıyor. Hı hı. Ve firmaların veri güvenliği söz konusu oluyor. Bilgiler kaybolabiliyor, göçebiliyor ya da dışarıdan internetten saldırılara uğrayabiliyorlar. Veriler buluta alınınca işin açısı bu da garanti alınmış oluyor. Yani her zaman çok ciddi bir avantaj. Tabii, kesinlikle öyle. Yedek almanıza gerek kalmıyor artık. Eskiden bakıyorsunuz, daha bir ay önceki yedek var, bir ay boyunca verileri girmek zorunda kalıyordunuz. Şimdi müşteri isterse 10 dakika önceki verisini, yedek verisini hemen sunabiliyoruz. Çünkü neden? Biz zaten bulutta bunun yedeğini alıyoruz. 3 ayrı ilde sürekli yedekleme sistemimiz çalışıyor. Bu anlamda kişinin aslında geçmişte ödeme yaptığı ve kendi giderleri arasında büyük bir yer tutan çoğu ödemeleri azalmış oldu. Yani sadece bir bulut ücretiyle ya da aylık ödediği çok cüzi ücretlerle o giderlerinden kurtulmuş oluyor. Şimdi bir işletmenin o halde, şu an bakıyorum yani geleneksel anlamda yöneticilik yapan işletmelerde ya da aile işletmelerinde ya da küçük işletmeler, artık teknolojiden herhalde bağımsız bir şey yapılamıyor değil mi? Yok, bu tip, yani yazılımsız. Aslında şöyle, şimdi çok çok az bir şey kaldı, sektör kaldı. Yani tek başına çalışan, işte fatura istendiğinde de işte kendi faturasını elle kesen, bilgisayara teknoloji ihtiyacı olmayan neredeyse sıfıra yaklaştı. Çünkü artık verilerin hafızada tutulması mümkün değil. Ya da fiyatların hafızada tutulması mümkün değil. Her gün fiyatlar değişiyor. Bu nedenle kişi tek başına bile olsa bir yere danışıp ya da bir veriden faydalanması gerekiyor. Hı hı. Burada biz bu tür firmalara da şey dedik. Dedik ki tamam, bilgisayar almayın gerekirse. Tamam, cep telefonunuzla buluta bağlanın. En azından ürünlerinizi görürsünüz. Faturanızı kesersiniz. Tahsilatınızı buradan yaparsınız. Müşterinize mobil yazıcınızdan hemen fişinizi, makbuzunuzu, faturanızı verebilirsiniz. Bu şeyi getirmeye başladı. Tamam, artık kendi hafızamda değil ama kendi cep telefonumla her işimi yapabiliyorum. Çünkü hafıza şeyde yetmiyor. Geçmiş dönemlerde yeterli olabilirdi ama şimdi iki günde bir fiyatlar değişiyor. Evet. Bu tür değişikliklerin yoğun olduğu dönemlerde maalesef bir kişi kendi başına bile olsa, tek başına bir işletme bile olsa gidip alışına bakması lazım. Maliyetini öğrenmesi lazım. Bu da bir zaman alıyor. Yaptığımız bu sistemle direkt sistem ona öneriyor. Hem ürün listesine girdiğinde maliyetini de görüyor, satışını da görüyor. Birkaç saniye içinde faturasını kesebiliyor. Tahsilat geldiyse tahsilatını, bankasını, kredi tamamını bu sistemde işleyebiliyor. Ve hiçbir bilgisayara ihtiyaç duymadan, yani aslında birkaç yıl içinde bizim tahminlerimiz, birkaç yıl içinde işletmelerdeki çoğu bilgisayarın kaybolacağına inanıyoruz. Yani ortada bilgisayar diye bir şeyin kalmayacağını düşünüyoruz. Çünkü örnekleri de getirdim yanında. Çünkü tabletler ve cep telefonu gibi cihazlar aslında bunun